Aloha! Uzun zaman sonra yepyeni bir Abraham videosuyla karşınızdayım, karşınızdayız. Ben sadece burada bir aracıyım tabii ki bu çevirileri yaparken. Çeviri aracısıyım. Abraham'ın videolarını yani çevirmek, sizlere ulaştırmak gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Ve her bölümde, her videoda zaten ben okuduktan sonra, sizlerle paylaştıktan sonra enerji doluyorum. Dilerim siz de böyle enerjiyle dolup dolup taşın ve umuyorum ki hayatınızda böyle farkındalıklar oluştursun. İngilizce'de aha moment dedikleri bir şey vardır böyle. Aha dersiniz ya. Öyle farkındalıklar oluşturmasını niyet ediyorum. Bugünün konusu hayatıma çekmek için hiçbir şey yapmadan durmak ve meditasyon. İngilizcesi aslında How to leave it alone in order to attract, let your magic start early in the day diyor. Ama ben bunu direkt hayatınıza çekmek için hiçbir şey yapmadan durabilme sanatı ve meditasyon olarak çevirdim. Zaten şimdi başlayınca da anlayacaksınız. Biri Abraham'a soru soruyor ve oradan konu ilerliyor. Şimdiden iyi dinlemeler diliyorum ve başlıyorum. Adamın sorusu, nasıl isteyeyim ve onun için bir şey yapmayayım ki ne istiyorsam o şey bana aksın. Abraham, kendini değerli hissederek. Çünkü istediğinde ve onu beklediğinde o şey sana gelmeli. Ama sen bir kelime kullandın. Öylece bırakmak, bir şey yapmamak. Çünkü bariz olan şeylerden biri bu, eğlenceli olabilecek şeylerden biri. Belki siz öyle düşünmüyorsunuz ama gerçekten öyle. Soruyu sorup durduğun zaman ya da çözüm arayıp durduğun zaman cevabın olmadığı yerde duruyor oluyorsun. Ya da çözümün olmadığı yerde. Öyleyse onu vibrasyonunda yani titreşiminde canlı tut. O nedir? Neden gelmiyor? Onu gerçekten istiyor muyum dersen cevap ya da çözüm gelemez. Çünkü onlar farklı titreşimler. Öyleyse bırakmak, dokunmamak, İngilizce'de leave it alone, gerçekten de anahtar kelime. Bir başka deyişle, istediğin şey her neyse onu sordun, istedin ve şimdi başka şeylerle ilgilen. Ve onun gelmesine izin ver. Onun olmadığı halini titreşiminde, vibrasyonunda canlı tutma. Adam, öyleyse nasıl bir kenara bırakacağım ve onu hiç düşünmeden hayatıma akmasına izin vereceğim. Düşünmeden nasıl durabilirim ki? Abraham, bu eğer bir kenara bırakmakta zorlandığın bir şeyse ve gerçekten çok istediğin şeyler genelde öyle oluyor, o zaman olabildiğince genel olabilmenin bir yolunu bulmalısın. Onunla ilgili genel bir halde konuşabilmek. Bu senin direncini de yumuşatacaktır. Detaylarıyla ilgili biraz daha konuşmak ister misin? Adam, her şey daha iyiye gidiyor genelde ve genel tutmaya da özen gösteriyorum. Bunu sizden öğrendim. Abraham, konuyu değiştirmene hiç gerek yok. Daha önceden momentumla ilgili konuşuyorduk. Momentum bu arada ivme kazanmak demek. Kısacası, kapadım parantezi. Eğer bir ihtiyacın varsa ve daha olmadıysa ve bu ihtiyaç senin için çiğ ise, gerçekten çok ama çok istediğin bir şeyse, onun olması için yanıp tutuşuyorsun, ona sahip olmadığın yerden onu istiyorsun. Böylelikle onu yavaşlatıyorsun. Çünkü o vibrasyon çok aktif durumda ve seni vortexinle uyumlu halde olmaktan alıkoyuyor. Vortex'in burada, bu sırada sağ elini gösteriyor ve sen buradasın, sol elini gösterdiğini farz edin. Ve bu noktada akamaz, vibrasyonunu yükseltmek için bir şeyler yapman gerekiyor. Dikkatin dağılması bu noktada iyi bir şey. Başka şeylerle meşgul olmak, aklını oyalayacak bir şeyler bulmak. Yolunda giden, işleyen her ne varsa onları bir kağıda yaz. Bir zamanlar olmayan ama sonra istediğin gibi ilerleyen şeylerin listesini yap. Başka bir deyişle onun geliyor olduğuna kendini inandırmak için kendinle konuşman çok iyi olur. Genel ilerlemek gerçekten iyi bir fikir.
Her şey benim için yolunda ilerliyor. Bazen istediğim bazı şeyler vardı ve orada değillerdi. Sonra zamanla geldi ve geliyor. Onun hakkında endişelenmem hiç gerekmiyor. Bu sadece izin verme meselesi. Gerçekten çok iyi iş çıkarıyorum. Bu tür şeyler. Ve sonrasında meditasyon yaparak dikkatini dağıtmak gerçekten çok iyi bir yöntem olabilir. Bizce meditasyon insanlar tarafından etkili ve verim verecek şekilde tam anlamıyla kullanılmıyor. Güne zihnini sessizleştirerek başlarsan anında hizaya gelirsin. Burada tabii ki hizaya gelmekle kaynağa gelmek, o kaynağı hissetmeyi kastediyor. Eğer uyandıysan ve dün senin canını sıkan şeyi hatırladıysan, e-mailini kontrol etmeden önce ve seni bugün sinir edecek o şeyi bulmadan önce sadece yataktan kalkıp ve meditasyon yapıp gerçekten olduğun haline enerjini yükseltebilirsen eğer, getirebilirsen, mucize günün erken saatlerinde başlıyor olur. Momentum sana akmaya başlar ve bu senin dikkatini dağıtır. Pozitif düşünceler, pozitif konuşmalar, başkalarıyla etkileşimde olma hallerin, günün bunlarla dop dolu olur. Adam, bu benim neden bahsettiğimle ilgili çok güzel bir örnek aslında. Çünkü meditasyon yapmayı en az 100 kere denemişimdir. Hep denedim ve denedim. Meditasyon yapmayı gerçekten istiyorum. Abraham, bununla ilgili genelleme yapalım. Sen ne yapmalıyım diyorsun, biz meditasyon diyoruz. Sen denedim ama yapamıyorum diyorsun. Öyleyse burada bloke olmuş yer tam da orası. Biz meditasyon fikriyle ilgili genel olalım, konuşalım diyoruz. Bu büyük ihtimalle benim sandığım kadar zor bir şey değil. Sanırım bir yerlerde huzur duygusu var. Benim daha farkına varmadığım ama karşılaşabileceğim. Ve 15-20 dakika boyunca oturabilirim. Sadece orada kalarak, olarak ve zihnimi çok aktif olacak şekilde eğittim. O yüzden böyle olması gayet normal. Ve yanlış bir şey yapmıyorum, medite halde kalmayı başaramayarak. Çok rahatlıkla şükran duyuyor halde kalmayı başarabilirim. Ve bu da aynı şey aslında. Meditasyon yapmam çok da ciddiye alınması gereken bir durum değil. Belki iyi hissettirir, rahatlamak isterim. Durgun ve dingin bir yer bulmayı isterim. Daha yavaş akana odaklanmayı isterim. Rahatlatıcı bir müzik açabilirim. Nefes alışımın farkındayım. Buna odaklanabilirim. Bugün bunu başarıp başaramamamın hiçbir önemi yok. Meditasyon her an geri dönebileceğim bir yer. Her şey yolunda. Direncini yapabildiğin en iyi şekilde yumuşat sadece. En sonunda meditasyon yapmanın en iyi yolu günün erken saatlerinde zihnin pek aktif olmadan meditasyon yapmak. Öylesi çok daha kolay olur çünkü. Uyandıktan hemen sonra yapmayı seçerseniz çok daha iyi olur. Çünkü diğer konularla ilgili daha az momentum olacak. Öyleyse zihnini yavaşlatmayı niyet ederek otur ya da sessiz olarak odaklanacak bir şeyler bulabilirsen eğer öyle oturabilirsin. Esther'ın son zamanlarda bulduğu, Esther bu arada Abraham, hani bilmeyenler için söylüyorum, diğer videolara da bakabilirsiniz. Bundan önceki videolarda da ilk videolara bakın derim, parantezi kapadım. Esther'ın bulduğu ve onun için çok iyi çalışan iki şey var ve ikisi de frekansa odaklanmayı içinde barındırıyor. Mesela bir nota buluyor diye ve onu sabit tutuyor. Onu sabit bir şekilde söylemek epey yorucu. O yüzden bir süre sonra onu zihninde dinlemeye başlıyor. Arada sırada yine sesli söylüyor. Zihin bir yerlere gittiği zaman neydi o nota deyip tekrardan ona odaklanıyor. Bu sırada adam, benim durumumda zihnim dağılıyor ve öyle uzaklara gidiyor ki onu geri getirmek durumunda kalıyorum diyor. Abraham ise bu sırada hala odaklı ve gözlerini kapatarak büyük ihtimalle "Mmm"
diyor adam konuşurken. Bedeninde hisset bunu. Bu notanın titreşimini. Başka bir şey düşünmek epey zorlaşıyor. Bu sana çok iyi gelecek. Bu sana çok iyi gelecek. Bu içini iyi niyetlerle doldurup taşıracak. Gerçekten. Bu denemeye değer. Dikkat gerektiriyor. Denemeye değer. Bu sadece zihnini sessizleştirmekle kalmayacak. Aynı zamanda vücudunun titreşimini de değiştirecek. Vücudundaki hücreler de bu notaya uyum sağlamaya başlayacak. Buna katılacak. Zihnini sessizleştirmekle gelen bir güç var. Ve şimdi bununla yeterince uzun kaldık. Sen itirazlarından vazgeçtin. Başka bir deyişle sınırlandırmaların artık yok. Dünyada bunu yapamaman için hiçbir sebep yok. Bunun sağlayacağı fayda muazzam. Adam teşekkür ederim diyor. Ve bu şekilde arkadaşlar bu bölüm şöyle bir hatırlatmada bulunayım isterim. Burada hani herhangi bir nota bulmak derken bunun illa hani benim bulduğum şeklinde olması gerekmiyor. Yoga'da om derler ya da ne bileyim işte mo diyebilirsiniz ya da farklı farklı sesler çıkarabilirsiniz. Hiç önemi yok. İçinizden ne geliyorsa yeter ki bir ses bulun. Atıyorum. Ve dudaklarınızın titreşimde olması bence önemli. Tabii Abraham'ın bu konuda fikrini bilemiyorum ama şöyle mesela. Bunda kalıyorum ve yorulduğum noktada da onu zihnimde hala söylüyor pozisyonda tutuyorum diyeyim. Ve zihnimde ona odaklandığım noktada ben onu fiziksel olarak söylemesem bile hala zihnimde o nota canlanıyor olacak. Ve Abraham'ın da zaten dediği hani zihniniz başka düşüncelere gittiğinde kaydığında siz yine gerçekte diye söylediğinizde ve oraya getirdiğinizde dikkatinizi yine şimdiye dönmüş oluyorsunuz. O yüzden de çok faydalı olabileceğini düşündüm ben bu bölümün. Yorumlarınızı bekliyorum. Size böyle bir yani zihniniz çok dağılıyorsa ya da siz gerçekten bırakmakta zorlanıyorsanız, bir şeylerin olmasını istiyorsanız ama bırakamıyorsanız böyle bir yöntem denemeyi ister misiniz? Ya da bunu denerseniz özellikle bir 3 hafta, 1 ay kadar denedikten sonra ve bu yola çıkmaya karar verirseniz bunu da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bunun yanı sıra ele almamı istediğiniz herhangi bir konu varsa ya da şöyle bir soru geldi aklıma, böyle bir soruya da yer verebilir miyiz derseniz Abraham o konuyu ele almış mı diye araştırıp çevirisini yapabileceğim bir şeyse size çok seve seve zaten bu noktada destek olurum. O yüzden sizin de yorumlarınızı, paylaşımlarınızı bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz daha doğrusu hem beni hem Abraham'ı hem bu çeviriyi sevdiyseniz abone olup desteklemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız zaten her hafta gelen videolardan haberiniz olur. Kocaman mahalo diyorum. Her birinize sağlıkla, sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere. Mahalo.